Hanımlar, beyler, Taşkınlık Parkı'ndan herkese merhaba, ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Sinner'a bakacağız. Sacrifice of Redemption. Sinner, Sacrifice of Redemption. Oyunun tam adı bu olması lazım hatırladığım kadarıyla. Ama ana ekrana sadece Sinner yazmışlar. Kendisi bir Dark Souls 4 edasında olsa da... insanı bayağı sinir eden bir yapıya sahip. Yani Dark Souls'tan daha zor. Ve açıkçası oyunun başında birazcık hani kontrolleri falan öğreneyim edeyim diye bir girdim. Ve oyuna sıfırdan başlayamıyorum. Dolayısıyla sadece bosslar var şu an karşında. Yanlış hatırlamıyorsam 4-5 tane falan boss var seçebileceğim. O bossları deneyeceğiz ve hepsinde öleceğim. Başaracağımdan hiç ümitli değilim. Bir yandan continue diyeyim. Yapımcı birazcık bu konuda şey... bilgisiz diyeyim. Birileri sormuş hani oyunu clear save ile başlayabilir miyim? Yani temiz bir sayfa açabiliyor muyum falan diye. Oyunun save dosyalarını silebilirsiniz falan demiş. Hani böyle bir özellik getirseniz falan demiş ama adamlar bilmiyor nasıl yapacağını bunu. Bir sonraki patch'te bunu bir yapsak iyi olur falan demiş ama bunu diyelim Kasım ayında olmuş bu. Aralık, Ocak, Şubat. 3 ay geçmiş, neredeyse 4 ay olacak. Hala öyle bir özellik gelmemiş ve oyunun save dosyalarını bir türlü bulamadım. İnternette de hiçbir yerde yazmıyor. Olabilecek yerlere baktım falan. Bilmiyorum, ben bulamadım en azından. Dolayısıyla direkt bosslara gireceğiz. Üzgünüm bunun için. Şimdi böyle bir arkadaşımız var. Yönettiğimiz. Kontroller aynı Dark Souls'taki gibi. Gamepad ile oynuyorum bu arada. Zıplamamız falan var. Ve karşımıza şu an 1, 2, 3... 4. O bayağı bir boss var. 3, 4, 5, 6 tane. Evet, 6 tane boss seçebiliyoruz. Ben geri dönemiyorum ben, değil mi? Dur bakayım. Bu taşlara dokunduğunuz zaman işte gideceğiniz yerle ilgili bilgilerde bulunuyor. İşte bir hikayeyi anlatıyor falan diyeyim. Ben buraya sacrifice istersem beni acaba buraya götürür mü? Geldiğim yer burasıydı çünkü. Defansım düştü, kendimi iyileştirme yeteneğim düştü falan. Deneyelim bakalım. Belki geçebilirim. Bu arada oyun sesleri en kısıkta ama yine bangır bangır. Sıkıntı var bazı efektlerde. Ben yine bir kontrol edeyim gerçi. Ne olur ne olmaz, belki artmıştır ses. Ama en düşükte diye hatırlıyorum. Benim kulağım ölüyor ama kayıt programı galiba birazcık kısıyor oyunun sesini. Sizin benim kadar acı çektiğinizi zannetmiyorum. Ah. Burası başka bir yer. Burada da yine boss var muhtemelen. Olsun, geçeyim. Evet, en kısık burası oluyormuş. Sanıyorum ki burada da yine boss'la karşılaşacağız. Çünkü burası benim geldiğim yere benziyor aslında ama bir yandan da benzemiyor. Bilemedim. Yok yok, benzemiyor. Burada boss çıkacak karşımıza, belli. Dedim ama hiçbir şey çıkmıyor karşıma derken. Evet, oyunun bir cutscene'i girdi araya. Bu arkadaşla karşılaşacağız belli ki. Grauer'ın krallığında küllerden başka kimse yoktur falan filan. Oyun, yanlış bilmiyorsam Çin yapımı bir oyun. Türkçe dil desteği yok. Beyaz altyazı seçimi böyle beyaz arka planın üstünde pek iyi olmamış. Çoğu yerde okumakta zorluk çekebiliyorsunuz. Hikayesinden çok oynanışı için oynarsınız zaten bu oyunda. Evet, bakalım bunu dövebilecek miyiz? Ellerine kilitlenebiliyoruz. Kaç kaç. Bu boss birazcık daha kolay gibi görünüyor şu an için derken. Birazcık ağzımı kırdı. Potion içelim. Hoppa. Hoppa.
Evet, yeri de parçalıyormuş kendisi. Bunu da öğrenmiş olduk. Son anda kaçarak. Yine parçalayacak muhtemelen yeri. Hayır, farklı bir saldırı. Arkadaş, yaklaşamıyorum bile. Ya oyunun başı bu arada hani bu. Başlangıçta çok basit gibi görünen, aslında o kadar da basit olmayan, yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da 5 mob falan dövdüm. Başka bir boss'a gidelim. 4-5 mob falan dövdüm. Arkasından boss'lara geldik direkt. Boss'lar bu şekilde. Ben kurban ettiğim şeyleri geri alıyorum buradan. Defansım arttı tekrar. Bakalım şuna gidelim mesela. Buna hiç gitmedim. Belki bir tanesini kazanırız. Her şeyin sonunu görebiliyor musun? Boşluğun arkasında görebiliyor musun? Hırsız, katil falan filan. Bakalım ne feda ediyoruz bu sefer. Çok yorulmamamız gerekiyor. Yorulduğumuz zaman düşüyoruz. Stamina'yı dikkatli kullanmak gerekecek burada. Ya bir tane boss kesebilirsem belki devamında ufak moblar falan olur diye bir umutla oynuyorum ama. Açıkçası biraz da hani oyun bana ücretsiz geldi yapımcı tarafından. Dolayısıyla benim bu oyunu çekmemi bekliyor. Yoksa hani böyle ortasından bir oyuna girip göstermek istemezdim. Hani kendim almış olsam bu oyunu ve videosunu çekmeye karar vermiş olsam şu noktada ben videosunu çekmezdim. Hatta oyunu silerdim muhtemelen. Ya yani oyunlarda zorluk, zor oyunu severim mesela. Dark Souls'ta hiçbir zaman zorluktan şikayet etmedim. Daha önce de söylemişimdir bunu defaten. Ama belli bir seviyede kalması gerekiyor bence o zorluğun. Oynanabilirlik seviyesini geçtiği anda, İlla ki bunda oynayanlar vardır, hani başaranlar da. İnsan bir alıştırsaydı oyun kendine bize. Yoksa hani grafikler falan tatlı olmuş. Atmosfer yine Souls var ya, atmosfer olsa da. Yordu kardeşini öldürmüş. Tahta ortak olmak için. Bunların hepsi pislik pislik insanlar bu arada yani. İnsan değil de işte yaratık mı diyeyim, ne diyeyim. Bakalım. Bu arkadaşla ne yapabileceğiz? Oo. En azından birkaç tane normal mob var. Mutluyum. Bir şey gösterebileceğim size. Hop, kaçamadım. Müzikleri falan hoş olmuş. O konuda bir sıkıntı yok. Boss arkadaki şapkası kocaman olan muhtemelen. Onun korumaları. Hop. Dark Souls'tan alışkın olduğumuz hareketlerle bunları alt edebiliyoruz. Güzel ya, en azından burada bir şeyler yapabileceğim size. Ha, boss'u muhtemelen dövemem yine ama bakacağız. Birazcık da kendime güvensem aslında fena olmayacak. Baştan yenilgiyi kabul ederek oynuyorum. Resmen. Arkadaşlar tamam. Şu yardakçıları bir halledersek. Ayırmaya çalışıyorum birbirlerinden. Çok toplu gelmesinler diye. Üstlerine gidince de
geri kaçıyorlar komik bir şekilde. Tamam. Şu an için hiç şey kullanmadım işte en azından. Bu arada arkadan bunlar yeniden doğuyor galiba ya. Yani yeniden doğuyorlarsa sıkıntı. Benim direkt boss'a odaklanmam gerekiyordur. Bu durumda. Bir daha gitti. Boss'a odaklanmam daha hayırlı olacak. Bu arada birden fazla silahım var. Sırtımda da görüyorsunuz. İki tanesini kullanabiliyorum. Hani mızrak hariç. Bir tane de büyük şeyim var. Kılıcım. Çiftel. İleride onlar değişir mi bilmiyorum ama. Şu arkadaşı yerden çıkartalım. Oyundan aldığım FPS fena değil bu arada. 80-85 falan görüyorsunuzdur büyük ihtimal kayıtta ama. Gel lan buraya. Aşağı düşer miydi acaba biraz aksa? Arkamda birileri var mı? Var. Düşmüyor aşağıya. Tamam, ben bir potion içsem fena olmaz zaten. Bilmiyorum, belki de sıralaması bu şekilde olmalıydı benim bosslara girişimim. Sen nereye kaçıyorsun ya? Bildiğiniz kaçıyor şu an o. Okçular mokçular geldi, yeni bir ordu getirdi bize sağ olsun. Bunların arkasına mı saklanacaksın? Bu musun sen? Böyle bir boss musun yani? Dağıtırım hepinizi. Evet. Bombayı atamadım. Allah! Fena geliyorlar. Kaç 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 kaç. Baya pislik bir boss'muş bu ya. Kardeşçe dövüşüyor resmen. Lan gelsene tek başına yiyorsa. Arkasına saklanacağın ne biçim kralsın sen? Hayın. Kaç 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 kaç. Boşunda az kaldı baya. Tamam.
gitmesi çok kötü oluyor her seferinde. Kaç 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 kaç. Nasıl yapalım bu işi? Yarının altına indirdik canını da. Bu burada kalmayacak belli. Rage'e bağlayacaktır bu biraz daha. Arkadaş içimden geçtiler resmen. Son potion'umu içtim. Yoruldu benimki. Hayır 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 hayır. Hayır saldırmaya mı karar verdin sen? Yavaş 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 yavaş. Tamam bu dövülmeyecek bir boss değil. Bu halledilir normal şartlarda. Şu an yapamasam da bayağı ağzımı kırdılar çünkü. Ama bu olur arkadaşlar. Bu yapılabilir. Ama başka bir boss daha göstermek istiyorum size. Buradan başlamak gerekiyormuş demek ki. Ve bu 1 olsa, bu 2 olsa sıralı olduğunu düşünmüyorum bunların gerçi ama. Bakalım bu arkadaş nasıl bir boss'muş. Bunu da hiç oynamadım daha önce. Bakalım neyimizi feda ediyoruz. Oh, ekipmanlar gitti. İyi, en azından defansımız, saldırımız falan duruyor. Durmuyor çünkü onları geri almayı unuttum. Her neyse. Bir de öyle bir durum var. Sacrifice ettiğiniz şeyi geri almanız gerekiyor. Yoksa böyle üst üste daha fazla eksilerle oynuyorsunuz. Oyunu durduk yere kendimi zorlaştırdım ama bir boss'u görün istiyorum, başka bir boss görün istiyorum. Sonra zaten yavaştan videoyu sonlandırırız. Steam'deki aldığı yorumlar karışık. Yani ne iyi ne kötü. İyi diyen de var, kötü diyen de var. Hani oyunu siz de görün. Ona göre karar verin. Yorumlar dediğim gibi çünkü hem çok seven var, hem hiç sevmemiş insanlar var. Tabi bunların arasında Dark Souls fanboyları da vardır kesin. Her türlü Dark Souls vari oyunun kötü olduğunu iddia edenler olabilir. Onların görüşüdür. Mekan güzel. Ya mekanlar falan zaten genel anlamda çok güzel. Baktığımızda. Güzel tasarlamışlar, çizmişler, etmişler. Karakterimiz biraz oyuncak gibi görünse de. Oh.
Bir rahat dur kadın, bir rahat dur. Vay, operacıymış ablamız. Meslektaş sayılırız, gel. Kafasını koparttım, manyağa bak. Önceki sacrifice'dan kalma durumum var. Çarpacak bizi. Gelsene gelsene. Manyak kadın. Lan gelme, tamam gelme gelme, vazgeçtim. Sen çok iyi bir kadınsın. Oyun müzikleri falan da gayet hoş olmuş bu arada. Beğendim. Galiba söylemiştim bunu ama. Allah, aşağı attı manyak. Her neyse. Bu da yapılmayacak. Boss'u gördüğünüz gibi neredeyse yarıya indi canı. İlla ki zor olacak tabii ki yani. Zorlanacaksınız ama. Zorlana zorlana geçilebilecek boss'lar. Hani şu aşamada geçilemeyecek boss'lardan birini de göstereyim. Biliyorum sacrifice'ları geri almadım ama zaten her türlü o yüzden. Bu arkadaşlar fena. Ama yani oynayabilirim. Silerim falan diyordum videonun başında ama. İlk iki boss fena değilmiş. Yani ilk buna girdim çünkü. Bayağı beni hayatımdan bezdirdi bu arkadaş. Birazdan siz de göreceksiniz. Bossları öldürdükçe acaba güçleniyor muyuz? Umarım güçleniyoruzdur. Bir anlamı olmaz diğer türlü. Bir de hızlı koşamıyorum. En hızlı koşma şeyi bu. Ya da ben bulamadım o hızlı koşma olayını, bilmiyorum. Evet, arkadaş burada. Bu arkadaş birazcık üzüyor insanı. Yanına yaklaşabilirseniz vurursunuz tabii ki. Tabii bu kadar sacrifice'ın üstünde de ekstra zor oluyor ayrı konu. Gibi. Ya bu arkadaş da böyle bir arkadaş. Da dediğim gibi göstermiş oldum size. Ve sinir insanın içine sinir diye demek geliyor. Farkındayım ama onu yapmamak için zor tutuyorum kendimi. Sinir böyle bir oyun. Size şöyle bakarak çok güzel bir manzara bulayım, oradan bakayım. Ha, şu ağacın önü mesela. Hatta ağacın altı. Işıklı ışıklı. Sinner böyle bir oyun arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dediğim gibi yapımcılar birazcık amatör. Bir temiz kayıt olayını bile getiremediler henüz. Kaç ay olmuş. Bilmiyorum ileride nasıl olur ama. Şu an için oyun böyle. Zor oyun seviyorum. İşte ben mücadeleciyim falan diyorsanız buyurun. Oyun burada. Dark Souls'u özledim, ne diyeyim. Yokluğunda hani bununla ara ara oynarız belki de. Çok da sarmadı açıkçası. Dark Souls klonu sonuçta. Her neyse. Teşekkürler izlediğiniz için. Başka videoda tekrar görüşürüz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.